son çekim günüydü. Hadi geçmiş olsun. Sorma vallahi. Bittik sıcaktan. Bittik. Bu sefer çok yoruldum Kıraç. Hani bir daha yazın gelen film tekliflerini iki kere düşüneceğim, öyle söyleyeyim. Hayatım, kimse 30'lu yaşların bu kadar zor geçeceğini bana söylememişti. Vallahi bana da kimse 30'larında da bu kadar iyi görünebileceğini de söylememişti. Bu daha iyiymiş. Sağ ol. İyi, sinemayı ara vereceğin anlamına gelmiyor ama umarım bu yani. Ben bilmem, seyirci özlüyor seni. Ay yok vallahi. Şimdi beni biliyorsun, ben öyle çok hani her sezon bir dizim olsun, bu sayede bir de reklam patlatayım tarzında bir oyuncu değilim ama yani iyi bir dizi projesi olursa niye olmasın? Çok ara vermem yani. İyi dizi diyorsan tamam, ben dizilere bakmaya başlarım. Senin içine sinecek şöyle eli yüzü düzgün işleri. Seri filmlerden sıra gelirse tabii. Sen de mi? Yapma Allah aşkına Kıraç. Ya tabii o filmlerin hepsi çok sevildi. İyi de gişe yaptı. Öyle olunca devamı da çekildi tabii. Ama oynadığım bir film Altın Palmiye almış havası atmak istemem. Ama attım galiba şu an. At. Sen atmayacaksın da kim atacak Allah aşkına? Söyleyeyim mi hemen bir çay daha? Yok sağ ol. Daha fazla içmeyeyim de böyle boş içince midem bulanıyor. Ya atıştırmalık bir şeyler yanına. Yok sağ ol. Gerçekten şu sözleşmeyi aradan çıkartalım, kaçayım ben. Ben sözleşmeyi hazırlatamadım daha. Bizim hukuk bürosunun başı kalabalık. Biliyorsun malum Nadir abiyi kaybedince onun hisselerinin intikali filan. Avukat sözleşmeyi hazırlayamadı yani daha. Kusura bakma, ne olur. Ay yok canım, ne kusura bakacağım Allah aşkına ya. Olmaz mı? Bir sürü işiniz vardır şimdi sizin. Ceylan'ın da yani Nadir abinin eşinin de bizim ajans hisseleriyle ilgili biraz kafası karışık. Ben de Ego Ajans'tan ayrılabilirim bu arada. Yani ne olacak yollar ayrılırsa? Sen bağımsız mı çalışacaksın? Başka bir ajansa geçebilirim. Ama yani ne fark eder değil mi? Önemli olan senle benim beraber yürümemiz. Ajans dediğim bir çatı. Ha Ego Ajans, ha başkası değil mi? Ay severdim Nadir Bey'i ben ya. Vallahi iyi insandı. Ajanstakiler de öyle. Onlarla da mı yolları ayıracaksın? Sadece iş konusunda. Yoksa arkadaşlıklar devam için. Doğru. Ay vallahi ne bileyim yani ben bu sektörde öyle insanlar gördüm ki kendi egosu için, çıkarı için arkadaş, eş, dost herkesi çiğner geçerler. Ya onlardan olmadığın sürece beraber yürürüz. Tabela önemli değil. İnsan aynı kalsın. Ben aynı insan olacağım. Süper o zaman. Hadi ben kaçtım Kıraç'cığım. Görüşürüz. Tamamdır, tamam. Hadi hepinize kolay gelsin. Çok sevgi, selam. Başlayın, tamam. Başlayın. Hadi canım. Hiç merak etmeyin. Hemen hızlıca halledeceğiz. Çok çabuk. Çok iyi. Süper. Güzel gelmiş. Evet. Ben bunları mı giyiyorum? Kostüm odasında birkaç kıyafet daha var. Annem fotoğrafları görünce çok şaşıracak. Beni kot tişört dışında başka hiçbir şeyle görmedi. Ama bir dayımın oğlunun bir düğünü vardı. Orada takım elbise giymiştim. Onu da arkadaşlara dün çalmıştım. Kolları böyle kısacıktı. Evet, asistan kız. Modada ne kadar bilgisi olduğumu anlattım. Bana giysi seçmekte yardım etmek zorundasın. Ederim tabii, sorun değil. Yeni temamız Hollywood'da romans. Moonboardlar ve referanslar hepsi burada. Aa bak, seni daha iyi motive etmek için hem idolünü de koymuşlar. Aynen. Marlon Brando hayranı mısın? Evet. Çok eski değil mi o? Bazı şeyler hiç eskimez. Son dakika tamı değiştirmek zorunda kaldığımız için ekstrem bir şey bulamadık. Tekrar özür dilerim. Menajerlerimizin bazı çekinceleri oldu. O yüzden sizden tekrar rica etmek zorunda kaldım. Sizin kostümler sıfırlanınca aksesuarlar da boşa çıktı. O yüzden biraz daha minimalist takılacağız. Anladım. Neden sıfırlandı bizim kostümler? Ne çekincesi? Ben hiçbir şey anlamadım. Babanız diğer temayı veto etti ya. Yılın en seksi çift imajını sizin için doğru bulmadı. Benim bundan haberim yok. Bana kimse bir şey söylemedi. Önceki kıyafetleri görebilir miyim? Tabii. Bence hiç gerek yok. Bir an önce başlayalım. Yeni temayı tuttum ben. Tam fresh, genç, pırıl pırıl. Bunları giymek istiyorum. Babanız kesinlikle böyle bir şeye izin vermeyecek. Ne giyeceğime karar verecek yaştayım. Bunları beğendim ve bunları giymek istiyorum. Bana uyar. Bana uymaz. Babanıza sormadan yapmayalım. Bana kızacak sonra. Aradım. Açmadı işte. Hadi başlayalım. Beren, bence Dicle'nin anlaştığı temadan yürüyelim. Kız zor durumda kalmasın.
Hem sen de iki kıyafet için babanla zıtlaşma. Barış, ben çocuk değilim. Babam ya da menajerim bana sormadan böyle kararlar veremez. Hadi başlayalım. Buyurun, başlayalım. Sabahki kriz yüzünden bir gün geriye düştük. Çözebildiniz mi bari? Bir daha dalaşmazlar herhalde. Dalaşmak demeyelim de... Aralarında hala küçük buz kütleleri mevcut tabii. Evet. Vallahi ben o buz kütlelerini bilmem. Nasıl eritirsiniz? Ama yarın sevişme sahnesini çekmek istiyorum. Sevişme için daha erken değil mi? Televizyonda çekemediğim sahneyi çekmek istiyorum. Artık tutku istiyorum, şehvet istiyorum, sevişme istiyorum. Yarın aralarındaki o alevlenmeyi görmek istiyorum. Bunu dene. Biraz İngiliz rakçı havası var. Ben buna bayıldım. Biz ilk karşılaştığımızda da ben çıplattım değil mi? Bilmem, hatırlamıyorum. Tamam, ben hatırlıyorum. Sen birinden saklanıyordun, ben de senin kaçmana yardım etmiştim. Hala anlatmadın. Sen o gün kimden saklanıyordun? Ben bir Beren'e bakayım, yardım lazım mı? Cevap vermek istemiyorsan kaçma. Yorum yok de. Ben öyle yapıyorum. Olmadı ya bu. Tamam, biraz daha böyle rahat, hafif tebessüm olsun. Çok güzel. Beren, ayağını biraz aşağıda, evet. Aşağıya doğru. Çok eğme başını yalnız, böyle biraz daha, evet. Çok güzel. Harikasınız. Beren, sen de yukarı doğru hafifçe bakabilir misin? Çok güzel. Çok güzel. Şimdi otur böyle bir. Sırt sırta verip. Ben, sen bana bakıyorsun. Sen böyle hafifçe omzundan ona doğru bakıyorsun. Edis, Melisa'nın yüzünü bile görmek istemiyor. Bir de ateşli sevişme sahnesini çekecekler. Melisa'nın maketi bile çıkmaz o sahneye. Ne yapacağız? Ay, ne bileyim ben. Efendim, ya bana bak. Şu an çok sinirliyim. Hadi sana patlayabilirim, şimdiden söyleyeyim. Ay, rica ederim. Şimdiden önemli değil. Feris Hanım, Beren fatalite olması için ısrar etti. Ben Kıraç Bey'e böyle bir şey sormadan yapamayacağımızı söyledim ama... arada ulaşamadı, engel olamadım. Ya benim oyuncularımın dertleri bana yetiyor. Bırak onunla da Kıraç uğraşsın. Boş ver. Güzel. Evet. Harika. Güzel. Çok güzel. Biraz daha canlı. Makul bir yerde bırakırım, sonra taksiyle devam edersin Çınar. Sen nereye? Eski sevgilimle buluşacağım. Ha, çocuk isteyince hemen eski defterler karıştırılmaya başlanmış tabii. Siz var ya. Siz? Siz kim oluyor pardon? Siz kim oluyor ha? Siz kim? Senin savrukluğunla başımıza vergi denetiminde iş açılmasın diye uğraşıyorum. Eski sevgilim derken maliyedeki arkadaşımdan bahsediyorum. Umarım bize uyumlu, çözümcü birini bulabilir. Değil mi Çınar'cığım? Umarım, umarım. Siz diyor ya. Siz diyor bana. Ya ben o anlamda mı söyledim? Umurumda değil, hangi anlamda söyledin? Bırak çantanı ver. Çok güzel. Süpersiniz. Daha böyle sahipleniyorsun. Güzel. Sade kahve alırım ben. Peki. Ben bir şey istiyorum. Peki. Barış nasıl? İyi. Bugün bir dergi için fotoğraf çekimindeymiş. Hem dizinin de çok güzel reklamı olacak. Allah'ım isim. Barış da arayı düzelttiniz diye çok seviniyorum abi. Ya Barış'ı ben severim. Düzgün çocuk. Bu piyasada düzgün insan bulmak zor. Bura öyledir. Ama ben de zaten onu her zaman söylüyorum abi. Diyorum ki bak, seni daha kimse tanımıyorken Celal abi aldı seni, dizisinde başrol yaptı. Sen de onun sözünden çıkma. Vallahi var ya abi, birlikte çok güzel iş tutturmuşsunuz maşallah. Maşallah. Sezonda da sallanmazsak 50 bölüm firesiz gideriz artık. Yemek cuma günü müydü abi? Ha, evet, cuma günü.
Vallahi çok iyi yapmışsınız onu ya. Hazır böyle reytingler falan da iyi gidiyorken. Nerede yapacaksınız abi, öyle mi? Vallahi araştırıyorlar bir yerler, bilmiyorum ben. Yani eğer daha kesin kararlaştırmadıysanız... Ya benim bir arkadaşım yeni bir mekan açtı abi. Ya ben karışmıyorum öyle şeyler. Ya sen gene karışma abi zaten. Yani sen koskoca yapımcısın, şimdi gidip mekanla muhatap mı olacaksın Allah aşkına? Ben istersen senin yerine bir fiyat alayım. Ya gerek yok, boş ver ya. Ya abi şimdi yani yükünü tutmuş mekanlara gidip bir sürü para vereceksin, kazık gideceksin, ne gerek var? Hem bak bu mekan daha yeni abi. Öyle çok fazla insan bilmiyor, sakin. Mutfağı süper, mekan geniş, rahat ha? Bak gel abi göstereyim ya. Gel fotoğraflarına bak. Bak abi. Nasıl? Aa, güzel. Değil mi? O zaman ben hemen arıyorum, bir fiyat alıyorum. Ayak alıştı indirimi de yapıyorum abi. Söz vermiyorum ha. Alo İhsan. Ha, ne yapıyorsun abi, iyi misin? Eyvallah, bak ne diyeceğim. Şimdi benim bir Celal abim var, yapımcı. Bizim Barış'ın dizisini yapıyor. Aynen. O şimdi çok güzel bir davet verecek böyle, yemekli memekli falan. Dedik ki seni arayalım, senden de bir fiyat isteyelim, fiyat alalım. Ha, sen bu kardeşini kırma. Böyle güzel bir fiyat çek. Celal abiye de bizi mahcup etme, tamam? Oyuncularımızın iletişim bilgilerini veremiyoruz. Siz buraya gönderin, biz kendilerine ulaştırırız. Tamam, iyi günler. Sağ ol Bekir abi. Şişt, Dicle. Gül'ün nesi varmış? Bilmem, daha içeri gitmedim. Görmedim Gül'ünü. Ya sen yokken kötü bir haber mi aldı artık? Ne olduysa? Kriz geldi. Aa. He? Kendini teraslara kapatıp ağladı. Sorduk, bize de anlatmıyor. O zaman bana hiç anlatmaz. Yazık, ailesinden birine mi bir şey oldu acaba? Niye saklasın ki? Ayıp mı? Anlamadım ki. Drama sorumlusunun ağzını aradın mı Emrah? Yani beğenmiş mi seçmedeki oyunumu? Tatlım, ağız arayacak kadar ezik değiliz. Aradıklarını da öğreneceğiz, acele etme. Keşke Tunay Bey gelseydi. Seni şimdi burada bırakır giderim. Beni beğenmemek neymiş, o zaman görürsün. Yok yani, beğenmemekten değil tabii de. Menajer oyuncusu oldun diye Özgöz Pirinççi olmadın. Önce starların işleri, krizleri, sonra sen. Ne zaman Özge kadar ünlü olursun, o zaman yaparsın bu kaprisleri. Dako? Tamam, bir şey demedim. Ha, şöyle. Haydi Cile, nedir benim bu oyunculardan çektiğim? Yeni başlayanında bile bir atar gider, afra tafra. Yok bir şey, sonra anlatırım. Sen ne yaptın, döndün mü ajansa? Resepsiyonu Simay'dan devralmış. Ünlü olunca bizi başın üstüne taşıman lazım. Nankör olma. Dicle, Gül'ün ne yaptı? Sakinleştin mi? Ya ben de sana onu soracaktım ya. Bekir abi kriz geçirdi falan dedi. Ne olmuş, sen anladın mı? Aa, yok ben sormam. Ya zaten üstüme sıçramayı yer arıyor. Siz geliyor musunuz? Tamamdır. Hadi bay bay. Gül'ün, geldim ben. Jülden'in yerine resepsiyona bakıyorum. Bana ne? Sen iyi misin? Sana ne? Hı? Merhaba Feris. Ay, kaç yıl oldu? Yani hiç değişmemişsin. Hatta daha da iyi görünüyorsun. Çok fazla vaktim yok Feris. Acil bir şey dediğin için geldim. Yani eski bir dostumla kahve içemeyecek kadar acil değil. Buralarda rahat konuşabileceğimiz bir kafe biliyor musun? Sen beni terk ederken bile kahve içmeye çağırmadın Feris. Hatırlıyorsun değil mi? Mail atıp terk ettim beni. Ama çok uzun bir maildi. ve zaman içinde seni ne kadar kırdığımı anladım. Seni görmek, sana yaptığım kabalık için özür dilemek istedim. Beni affedebilecek misin? Çocuk mu kandırıyorsun Feris? Çok fazla vaktim yok. Beni oyalamada ne istiyorsan onu söyle. Benim bir menajerlik ajansında çalıştığımı duymuşsundur. Evet. Vergi denetmemiz var. Gelecek uzmanı öğrenebilir misin diye soracaktım. Rüşvet mi vereceksin? Niye herkes bunu soruyor? Hayır tabii ki. Ben sadece önemsiz birkaç harcamaları, faturaları sorun eder mi? Yoksa bize düzeltmemiz için fırsat verir mi diye öğrenmek istiyorum. O kadar. Sen benim eski arkadaşımsın. Benim için onu yapabilir misin? Senin için parmağımı bile kıpırdatmam. Ya ne kadar kindarmışsın. Tamam,
Hem ben seni terk etmeseydim eşinle tanışıp evlenemeyecektin. Yani bence bana sitem değil teşekkür etmen gerekiyor. Hiç değişmemişsin Feris. Tamam. İstediğin galaya iki kişilik davetiye ayarlayacağım. Sen sinemayı severdin. Fatih Akın'ın son filminin Berlin galasına iki kişilik davetiye. Ayrıca uçak biletleri... Ölme eşeğim ölme. Yani bayağı heyecan yaptım dizide. Ya bir an repliğim aklıma gelmedi. Ödüm koptu ama sonra toparladım. Bence kesin seni seçerler. Tebrik ederim. Çınar Bey de sana böyle güzel bir sözleşme yaptı. Kaptın mı rolü? Henüz belli değil Kıraç Bey. Beren Hanım odanızda sizi bekliyor. Bu arada Kıraç Bey, Beren Hanım çekimde eski temanın kalmasını istedi. Ben hoşlanmayacağınızı söyledim ama... Sonuç yılın en seksi çifti olarak yani o konseptte bir çekim oldu. Buna izin vermediğimi söyledim. Niye engel olmuyorsun? Uğraştım ben ama beni dinlemedi. Sizi telefonunuzdan aramaya çalıştık ama ulaşamadık. Telefon bağlama bana. Peki. Kabak yine bana patladı ya. Benim ne suçum var şimdi? Takım sen onların baba kız konuştu. Fatal imajı senin yaşına da o dizide canlandırdığın karaktere de uygun değil. Bence ikisine de uyuyor. Yanlış. Ayrıca bu tip kararları tek başına veremezsin. Ben senin menajerinim. Diğer oyuncuların çekimlerini onlara sormadan değiştiriyor musun? Tabii ki hayır. Ben neden ekstra baskı yiyorum? Kızın olduğum için mi? Ve kızım olduğun için kariyerine daha fazla özen gösteriyorum. Hani iş konusunda profesyonel bir ilişkimiz olacaktı? Öyle söz verdin. Ben sözümü tuttum. Ama sen tutmuyorsun. Gittin beni bir dergi editörüne çiğnettin. Asıl sen beni çiğnedin. Dicle orada herkesin içinde babası asıl temaya izin vermiyor dediğinde ben nasıl rezil oldum sen biliyor musun? Dicle öyle dememiştir. Demedi değil mi? Yani tam aynı kelimelerle söylemedi ama herkes her şeyi anladı. Ya ben anaokulu çocuğu pozisyonuna düştüm. Ben artık çocuk değilim anlamıyor musun bunu? Ben çocuk değilim. Bu şekilde tartışmayalım. Şimdi sen eve git, akşam yemekte güzel. Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Odana çık Beren, sonra konuşacağız Beren. Hayır konuşmayacağız. Ben kararımı verdim. Çekimi hala iptal edebiliriz. Artık menajerim olmanı istemiyorum. Bir sorun mu var? Anlamadım ki. Gülin, en azından taksi çağıralım. Bak bu halde yürüme. Ya rahat bırak beni. Ya Gülin. Beni Kıraç Bey'in gözünden düşürmek için ne yaptın? Efendim? Ne yalanlar uydurdun? Tabii beni kendine tehdit olarak gördün. Ayağının altından çekmek için. Şu an fena halde saçmalıyorsun bak. Sen Kıraç Bey'i doldurmasaydın Kıraç Bey beni hayatta bırakmazdı. Seni işten mi attı? Ya bir de aptala yatıyor Kıraç Bey'in başka ajansla anlaştığını bilmiyormuşsun gibi. Ne? Onu almayın Kıraç Bey. Ben sizin asistanınız olurum mu dedin. Ne dedin? Başka bir yerle mi anlaşmış? Allah'ım çıldıracağım ya. Bana bak. Sen bu sinsilikle anca Emrah'ı kandırırsın tamam mı? Seni iki yüzlü. Jürideyle Emrah'ın yüzüne gülüyorsun. Sonra Kıraç Bey'le birlikte ajansın altına uyuyorsunuz. Herkes senin gerçek yüzünü görecek. Kıraç Bey'in sözleşmesi ortaya bir çıksın. Herkes senin nasıl bir yaratık olduğunu görecek. Ya yeter tamam. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ayrıca ölsem de ben Kıraç Bey'in asistanı olmam tamam mı? Senin de zamanın gelecek. Seni de o kapının önüne koyacaklar.
Ardarda dört oyuncu mu aldılar elemeye? Sen niye tavrını koyup çıkmadın o zaman İblis? Jülden'in CV'si bomboş Çınar Bey. Yani o tripleri ileride yaparız diye düşündüm. O da doğru. Hak verdim sana. Bir burada parlasın da. Hizmetçi rolünde mi? Çay verip yemek servis ederken. Şişt. Gülün'ü kim aldattı? O büyük bir gizem. Feris. Biraz konuşabilir miyiz? Olur tabii. Çocuk değilim diyorsun ben ama böyle... Ben artık senin oyuncunu olmak istiyorum. Bak, senin menajerin var. Hem de bunu söylemek çok acı veriyor bana ama şahane bir menajerin var. Evet ama ben artık daha profesyonel yürümek istiyorum. Beren bak böyle olur. Evet. Eğer sen kabul etmeyeceksen ben başka ajansa gideceğim. Beren. Fıraç. Hadi siz odanızda konuşun. Biz de gidelim. Kahve içelim ha. Eşlik eder misin bana? Oh. Dicle. Senin hatan değildi. Biliyorum zaten. Oh. Oh. Kıraç. Bir genç için en güzel motivasyon cümlesi nedir biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmediğin belli. Bir şey yapma diyeceksin. Hayır diyeceksin. Sırf gıcıklığına dünyayı yerinden oynatır. Ben orada olmasaydım ne yapacaktın? Ha? Ne yapacaktın? Yani Beren'i kolundan tutup ilkokul çocuğu gibi odana mı götürecektin? Beni bırakıyor. Ay Allah, böyle bıcık bıcık drama çevirme. Babasını bırakmıyor. Menajerini bırakıyor. Yapmış. Gül'ün nerede? Bilmiyorum. Sen Kıraç Bey çekim için triplendi diye mi böyle uysuzsun? Tatlım yani bunları duyup unutacaksın. Emrah lütfen Kıraç Bey deyip durma. Lütfen. Tamam demem. Ergenlik sancıları bunlar. Bak ben kendi o yaşlarımı düşünüyorum da... Babam beni nasıl kapının önüne koymamış hayret ediyorum. E Nadir de ben de sana söyledik. Kızının menajeri olma, baba kız aranız açılır dedik mi demedik mi? Dediniz Firuze. Eren çıktı. Başka bir ajansa giderse işbirliği kabul ettim. Bir süre ben temsil ederim. Sonra yeniden sana geri döner. Sanmıyorum. Bana bak başka bir oyuncu olsa hayatta geri vermem ha. Ama bu başka. İş konusunda savaşırız Kıraç. Ama söz konusu aile, arkadaşlar olunca silahlarımızı bırakırız. Şimdiye kadar bunu hep böyle yaptık. Bundan sonra da böyle yaparız. Eren benimle güvende olur. Sen hiç merak etme. Teşekkür ederim.
bizimkilere söylemem lazım değil mi Meral? Vallahi bilemedim. Ya o kız yanlış anladıysa, ya öyle bir şey yoksa? Yani sözleşme falan dedi. Görmemiş olsa bu kadar sinir krizleri geçirir miydi ki? Sözleşme gördüyse bile baban kendi göstermemiştir. Şimdi sen gidip birine bir şey söylersen bu sefer Gül'ün nereden öğrendiğini açıklayamayacaksın. Kızı da yakarsın. Tamam gıcık bir şeymiş ama sonuçta ekmek parası. Bence sen kimseye bir şey söyleme. Ne yapayım? Kıraç Özdal'ın insanların gözünün içine baka baka kandırmasına razı mı olayım? Bir de şey sanar değil mi? Ondan intikam almak için yaptığımı. Kesin. O beni uzaklaştırmak için neler yaptı? Ben onun gibi olmayacağım ama. Hiç savaşmayacağım. Yani diğer menajerler de saf değildir herhalde. Çıkar bunun kokusu. Sen karışma, boş ver. Ah! Pizza geldi. Başlıktalar ne pizzayı. Buyurun Feris Hanım. Peri Masal'ın reji koordinasyonu aradı. Beren'le Barış'ın birkaç çocukluk fotoğrafı lazımmış. Böyle 6 yaş civarı masum göründükleri pozlar işte. Önce Beren'e uğra, sonra Barış'a uğra, sabah da özel kuryeyle sete yolla. Beren'in evine mi gideyim yani? Feris Hanım ben gitmesem, yani onlar fotoğraflarını seçsinler. Ben sabah güzel, özel bir kurye ayarlayıp onları hallederim. Ya yanlış yönlü şeyler seçerler ya da birinden biri unutur. Ya git, 10 dakikada seç işte. Ama akşam planlarını bozduğum için hiç üzgün değilim Dicle. Daha ilk günden sana bunların olacağını söyledim, sen de kabul ettin. Tamam, peki Feris Hanım, hemen çıkıyorum ben. Meral, benim çıkmam lazım, Feris Hanım aradı. A pizza. Ne yapayım, ben gelene kadar soğumuş olur. Sen ye. Oh. Hepsini yeme fikri. Çık aklından. Ne oluyor? Don yağı gibi duruyor ikisi de. Sen gecikeceğiz diye mesaj attın mı? Attım. Madem bunların baş başa yemek yiyip kaynaşmasını istiyoruz, biz niye burada bekliyoruz? Şurada bir dürümcü var, götüreyim mi seni oraya? Çok hijyenik. Hijyenik. Kavga ederlerse dürümcüden mi biz müdahale edeceğiz Çınar, ha? Ay. Sete yakın bir prodüksiyonun bizi getirdiği yere bak. Ah, ah. Melisa bir şey söyledi. Edis de cevap verdi. Ay, buzlar eriyor galiba. Sana dikkat, sana dikkat. Geldi, 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 geldi. Tamam, tamam. Ya arkandan geliyor, arkandan. Tamam lan, tamam. Ya arkandan geliyor işte. Lan bu kim şimdi ya? Yalnız dikkatini vermeyeceksen ayrı ayrı oynayalım kardeşim. Bir bozgunda sattın mı lan sen de abini? Öyle. Evet. Kim? Ha buyurun, buyurun. Tamam, süper, tamam. Gerisi bende. Tabii tabii, konuşurum. Sizlere numarasını atarım şimdi. Ben zaten arayıp haber de vereceğim. Tamam, iyi akşamlar. Tamamdır. Kim? Şule mi ne? Celal abinin asistanıymış. Bizim yapımcı Celal mi? Hı. Seni niye arıyor? Ya bugün bir ara öylesine yanına uğradım da. Laf şu sizin dizi yemeğine falan geldi. Hadi oğlum ya. Ben de çocuk kandırır gibi konuşma abi. Bizim dizinin yemeğinin yapılacağını biliyordun. Celal abinin yanına hususi gittin değil mi? Yok be oğlum ya. Ben tanıdık bir mekan var dedim. O da işte Aydın'cığım bir fiyat alsana falan fistan diye rica edince. Ya ben sana yapmayacaksın, beni pazarlamacı durumuna düşürmeyeceksin demedim mi? Ne pazarlaması bro? Ben öylesine söyledim, senin patron lak diye atladı muhabbeti. Ya bırak! Oğlum bir sakin ol, öyle konuşalım. Barış, böyle olmaz. Adam arkamdan konuşacak. Kendisi dizide oynuyor, abisini de yandan yanıltıyor diyecek. Senin umurunda değil tabii ama benim umurumda. Ya ben başımı dik tutmaya çalıştıkça sen... Ben yere mi eğiyorum? Evet, eğiyorsun. Ya oğlum... İstan bak öyle düşük fiyat falan verince, yani senin de patronun işine geldi açıkçası. Yandan yontan biz değiliz yani lan. Vallahi bak o... Ya... Ara çabuk olmuyor de. Ara çabuk! Ya oğlum şimdi öyle söylesem fiyatta sıkıntı çıktı falan zannedecek. Lan tamam, bu kadar alevleneceksen bir daha yapmam ya. Tamam, son bitti. Sakin ya. Ya Barış! Bu kadar yakın olmak seni beklentiye sokacak ve sonra hayal kırıklığına uğrayacak.
Benim hayatımdan uzak dur. Burada sana yer yok. Ben senin patronunum. Aramızda başka bir ilişki yok. Bunu kafana iyice sokacaksın. Dicle'cim, o kimseye yardımcı olmaz. Sana bile. Hoş geldin, girsene. Siz albümleri getirin, ben burada seçerim. Yok artık. Ha, gerçekten, hemen şunu halledip gideceğim. Olmaz. Evde yalnızım ve çok sıkıldım. Benimle bir kahve içmeden hiçbir yere gidemezsin. Ayrıca bir sürü fotoğraf var, onları burada seçemeyiz hemen. Babanız, anneniz evde değil yani. Onlar tiyatroya gittiler. 11'den önce gelmezler eve. Filtre kahve? Olur. Tamam, sen sağ tarafa doğru geç, salon orada. Ben hemen geliyorum. Artık ben de Feris'in müşterisi olduğuma göre benimle de Barış'la ilgilendiğin gibi ilgilenmek zorundasın. İlgileneceğim tabii Beren Hanım. Ama Barış'a bey demiyorsun. Böyle sizli konuşmuyorsun. Biz de mesafeli olmayalım. Hem geriliyorum ben öyle olunca. Tamam, siz... Yani sen nasıl istersen. Korkma. Seni dert ortağım olmaya zorlamayacağım. Hadi gel. Geçelim böyle. İşte bütün çocukluğum. Mahsun fotoğrafları istiyorlardı değil mi? Feris Hanım öyle dedi. Ama pek öyle bir pozun yok. Yani ne güzel. Mutlu bir çocukluk geçirmişsin. Bu fotoğrafın çekildiği gün gerçek babam ölmüş. Babamın gerçek babam olmadığını biliyorsun değil mi? Duymuştum. Ben çok net hatırlamıyorum. Yani duyduğumda çok üzülmüşüm, ağlamışım. Daha fazla üzülmeyeyim diye beni cenazeye götürmemişler. Sonra babam, yani kıraç babam, beni mutlu etmek için Charlotte taklidi yapmış. Babam çok güzel taklit yapar. Ya istediğinde inanılmaz komik bir adam olur. Kıraç Bey'i hiç öyle düşünemiyorum. Herkes onun duygusuz biri olduğunu sanıyor. Ama aslında öyle değildir. Yani öyledir de bir açıdan değildir işte. Size başka bir yüzünü gösteriyor, bana başka bir yüzünü. Artık bir menajerim olmasını istemiyorum diye bana kırıldı. Atlatırsınız. Sonuçta siz baba kızsınız değil mi? Aranızda hiçbir şeyin koparamayacağı bağlar var. Beren'le konuşmamı ister misin? Hayır, hayır, sakın. Büyüdüğünü, yani bir yetişkin olduğunu ispat etmek istiyorum. Engel olmayacağım ben ona. Hem zaten yeni menajeri Feris de. Sıkıntı değil yani. En az benim kadar titiz davranır. Diğer ajansa geçip Ego'daki müşterilerini aldığını öğrenince Feris'le de aran açılacak. O zaman ne olacak? Aa, geldiler. Ben yemeğe giderler diye düşünmüştüm ama... Ben de gideyim. Şunlar yeter herhalde. Ay dur bir sen. Hayır bekle, otur sen burada, ben hemen geliyorum. Bekle. Oo, gece erken bitmiş. Misafirin mi var? Setten çocukluk fotoğrafını istemişler. Dicle de onları seçerken bana yardım etmeye geldi. Ben de gidiyordum. Size iyi akşamlar. Dur ya, nereye gidiyorsun? Daha kahven bitmedi. Biz de zaten kahvemizi eve saklamıştık. Birlikte içeriz. Size afiyet olsun. Gideyim ben. Ha yok, kesinlikle olmaz. Keyfinizi böldüm diye üzülürüm.
Rica ediyorum. Hadi siz geçin oturun. Ben kahveleri yapar gelirim. Genç, genç. Sen bize iki çay, bir de sizin humuslu bir şey vardı. Ondan, bir tane ondan. Feris Hanım. Peki Çınar. Feris de gelemedi. Keşke söyleseydi de ben de bir saat geç gelseydim. Aynen. Çınar da baş başa olmayacağımızı söyleseydi gelmezdim zaten. Benim de haberim yoktu. Resmen setup zaten. Klasik menajer taktikleri. Kavga eden oyuncuları dışarıda buluştur, kaynaşsınlar. Ama inanılmaz kaynaştık. Edis'cim, birbirimizi sevmemize gerek yok zaten. Profesyonel bir çerçevede saygıyla işimizi yapalım yeter. Aynen, aynen. Saygı, saygı. Uzatmayacağım. Sabah sette olanlar yüzünden özür dile konu kapansın. Ben mi senden özür dileyeceğim? Herkesin içinde bana yeteneksiz diyen sensin. Benden mi özür bekliyorsun? Sen de bana amatör muamelesi yapmasaydın. Oyunculuk eğitimim var. Andy albümüm var benim. Melisa, anda kalmayı falan senden öğrenmeyeceğim. Keşke sana düzgün doğaçlama yapmayı da öğretselermiş ya. Çünkü 70'lerdeki İsmet bir de kanka demiyor da. Keşke doğaçlama alabilsen seninle. Senarist senin yazdığını böyle boş gözlerle okuyup eve gitmesem. Canım senin verdiğin doğaçlamayı Monika Bellucci bile alamaz. Duvarla oynasam daha iyi. Ayrıca oyuncu olmak istiyorsan ağzını aç da ne dediğini anlaşılsın. Afiyet olsun canım. Aa, neden kalkıyorlar? Daha yemeğe bile başlamadılar. Aa, geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Suratlar geliyor. Fena yalnız. Aa, hadi yeme. Toplantı yeni bitti. Çınar'cığım bir daha oyuncu olmayan biriyle beni çalıştırma. Yok yok, Melisa sözleşmeyi iptal ettim. Bir saniye bile tahammülüm kalmadı. Ayrıca beni bir daha bir bal mumu heykeliyle değil, canlı biriyle oynat lütfen. Edis'cim, Edis'cim. Ya bir sakin olalım. Edis, Edis, Edis. Kapı yuttuk mu? Erhan'cığım. Ah, ajansa gelecek denetmenin kim olacağını öğrendin mi? Tanıyorsun. Nasıl biriymiş? Başka birinin gelmesini sağlayabilir misin? Ya ben senin orada sözü geçen birisi olduğunu düşünüyordum. Hayır, hayır. Seni küçümsemek için söyleme. Oh, ya ben bununla neden ayrıldığımı şimdi hatırladım. Alınganlığından. Kim o? Mahalledeki eski sevgilin mi? Ne diyor? Feris, benim şu Tuğba'yla gittiğim yemeğin faturasını bulamazsam sıkıntı çıkmayacakmış değil mi? Çıkacakmış Çınar. Faturasını gösteremediğimiz her A4 kağıdının hesabını bile soracak bir tip gelecekmiş. Ay, Katarlılar kesin bizi işten atacak, kesin. Ey Dicle, hangi okuldan mezunsun? Akdeniz Üniversitesi, sinema televizyon. Ah, Kıraç bak senin okulundan mezunmuş. Süper okuldur. Ailen peki? Antalya'da mı onlar? Annem Antalya'da. Babamla pek ilişkim yok. Koptuk. Yani ben küçükken ayrılmışlar. Anladım. Anneciğim resmen sorguya çektin kızı ya. Aa, öyle mi yaptın? Özür dilerim Dicle. Rica ederim. Hiç önemli değil. Ben artık rahatsızlık vermeyeyim size. Hem kahvem de bitti. Beren kahve için teşekkürler. Dur ben sana bir taksi çağırayım. Caddeden bindiririz. Ben sabah şirkete gelmeden jürideyle bir... Ben yolda söylerim sana. Geçiriyorum ben, tamam. Bana kızgın mı? Baba? Yok canım. Aslı. Benim çok başım ağrıyor. Ben yatıyorum. İyi geceler. Sonunda evime kadar geldim. Feris Hanım mecbur bıraktı. Ben biliyordum böyle olacağını. Önce mesleğimi seçip sonra ajansa sızıp şimdi ailemden... Ya ben istemedim diyorum. Kapıdan alıp gidecektim ben. Beren içeri girmem için ısrar etti. Hayır deseydin. Ne var kafanda Dişe?
Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Kızıma yakın olup evime girip beni huzursuz etmeye mi çalışıyorsun? Sen beni huzursuz ediyorsun. Ben sana bir şey yapmıyorum. Antalya'daki iş sayısıydı, bunların hiçbiri olmayacak. Ya ben çöp değilim. Beni saklamak için uzağa götürüp bırakamazsın. Sen de bana zarar vermek için ailemi kullanamazsın. Ben sana zarar vermek isteseydim... Ne yapardın? Ne yapardın Dicle? Beren'le Maide kızım olduğunu mu söylüyorum? Hayır, bunu asla yapmam. Ha ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Bunca yıl sonra bana bu kadar sinirli, öfkeli olmanın nedenini anlayamıyorum. Bak seninle aramda bir baba kız ilişkisi olmaması benim suçum değildi. Annen soyadımı kabul etmedi. Sadece görüşmek istemedin. Sen de bunu fırsat bilip beni görmekten vazgeçtin. Ya ben çocuktum. Belki senin sevgini denemek istedim. Belki beni görmek için ısrar et istedim. Hiç böyle düşündün mü? Ben bana ne dediysen onu yaptım. Çünkü işin öyle geldi. İstanbul'a gelirken ben sana öfkeli değildim. Ama şimdi öfkeliyim. Ben babama değil, ben Kıraç Öznal'a öfkeliyim. Çünkü benim babamla bir ilişkim yok. Çoktan koptuk. Ne var kafanda Dicle? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Kızıma yakın olup evime girip beni huzursuz etmeye mi çalışıyorsun? Ben seni alıp izin verme, izin verme. Vermeyeceksin, ağlamayacaksın. Ağlama. Ağlama, lütfen ağlama. Bak yok.